Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Firuze. Bugün karşınıza pijamayla çıkıyorum. Kusura bakmayın. Yeni uyandım. Pijamalarımdan çıkmak istemedim açıkçası. Ben pijamada gezmeyi çok seviyorum ya. Bilmiyorum, evde çoğunlukla pijamada geziyorum. Kendimi çok rahat hissediyorum. Belki ondan biraz sesim kalın. Kusura bakmayın. Yeni uyandığım zamanlar öyle oluyor. Bu arada saçım hakkında konuşmak istiyorum. Dün beni izleyenler biliyordur. Dün saçıma karbonatlı su da çalkalamıştım saçlarımı, hani dipleri için. Şunu söylemek istiyorum. Evet, yağlı diplerim hiç yağlı değil. Oysa ki eğer onu yapmamış olsaydım şu an uyandığım zaman dipleri şuraya kadar yağlanmış olması gerekiyordu. Ama şu uç tarafları aşırı derecede sert. Çok fena, çok sert hani. Ama büyük ihtimalle ben yanlış yaptım. Bir dahaki sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Onu şampuanla karıştırıp yıkamaya çalışacağım. Öylesinde bir denemiş olacağım. Bakacağım o nasıl olacak. Şimdi ne yapacağız? Kahvaltı hazırlayacağız. İşiniz varsa işinizi bırakın, çay koyacağım. Karşılıklı çay içelim. Olmaz mı? Kahve içelim diyecek derdim ama maalesef bizim evde kahve olmuyor. Var kahve, Nescafe tarzı ama Türk kahvesi olmuyor. Ben hiç sevmedim Türk kahvesini. Eşim de içmiyor, sevmiyor. O yüzden bizim evimizde Türk kahve olmuyor. Çay koyacağım, çay içelim. O yüzden size çay ikram edebilirim. Kahvaltı yapmadan dışarı çıkıyoruz. Eşim poğaça falan canı çekiyormuş. Şimdi poğaça alırız. Ay. Dışarı öyle bir soğuk, öyle bir sıcak diyecektim. Dışarıda öyle bir soğuk var ki size anlatamam. Çok soğuk. Değil mi? Bere giyseydim keşke. Niye bere giymedim ki? Unutmuşum. Şimdi gidelim. Büyük ihtimalle dağlara kar yağmıştır, değil mi? Çünkü bayağı soğuk var. Oh. Gidelim. Poğaçaları alalım. Ondan sonra güzel güzel kahvaltımızı yapalım inşallah. Arkadaşlar akşam oldu, saat 7'ye geliyor. Bugün biliyorsunuz dışarı çıkmıştık. Eşim için kahvaltıda poğaça alacağız diye gitmiştik ama bugün gün biliyor musunuz bir tuhaf gün oldu. Bizim planımız dışında bir gün oldu. Oradan poğaça almaya gittiğim zaman PTT'ye uğradık. İnternette ödememiz gerekiyordu. Eşim sırada dururken yan tarafında bir peynir satan bir yer var. Oraya girmek istedim ben. Çünkü uzun zamandır ki aradığım bir peynir vardı. Eşime dedim ki sen burada gel anneciğim. Eşime dedim ki sen hani sırada dur, ben gideyim şu peynirciye bir bakayım diye. Kapıdan çıktığımı hatırlıyorum ve baktım bir siyah kedi oturuyordu orada. Ve arkadaşlar bir baktım ki size anlatamam. Bir resmini koymaya çalışacağım. Bir gözü yok bir kedi. Gözleri öyle bir öyle bir kötü durumdaydı ki kedi, anlatamam. Hani çenesi de böyle yamuktu. Şu şekilde dili çıkmış. Çok üzüldüm ya. Hani kafasından okşamaya kalktığım andan itibaren hani hemen kucağıma geldi. Kucağıma girip uyumaya başladı. Pırpır yapmaya başladı. Ve orada biliyor musunuz hani hüngür hüngür ağlamaya başladım. Çünkü gerçekten kedinin durumu çok kötüydü. Çok üzüldüm aslında. Genelde ben insanlar için de ağlayan bir insan değilim ama aşırı derecede kötüydü gerçekten. Hani resmini koyabilsem bir görseniz var ya. Dediğim gibi kucağıma geldi. Ve eşim çıktı peşimden, gördü aynadan ben orada oturduğumu. Eşim çıktı, şimdi gördü, dedi ki ya olmaz böyle. Hemen aldık onu, kaptık, arabanın içine koyduk ve eşim hemen, sırası geldi zaten, internet parasını ödedik ve ondan sonra hemen gittik, veterinere gittik. Bizim tanıdığımız bir veteriner vardı, biz kendimizi, kedimizi her zaman oraya götürüyoruz, hani kısırlaştırırken de oraya götürmüştük. Çok memnun kaldığımız bir hekimdir, oraya götürdük kediyi. Öyle bir uslu uslu ki bir görseniz var ya, hani kucağımızdan çıkmıyor. Hani arabaya koyduğumuz andan arka koltukta böyle kıvrıldı, pırpır yapıp uyumaya başladı. Veterinere gittik. Hekim gördü.
bir fiyat çıkarttı. Tabii ki ucuz bir şey değil çünkü anlattığım gibi çok kötü durumdaydı. Bir de şöyle bir şey. Gözlerine baktığım zaman eskiden sanırım gözünü kaybetmiş bir göz var ama bembeyaz bir gözü ve onu dikilmiş. Hani eskiden dikilmiş ve o ya kendime açmış artık ya da kedilerle kavga ederken mi açılmış bilmiyorum artık. Ve o ipleri patlamış. Böyle şuralarından ipleri böyle duruyordu. Hekim gördü dedi ki büyük ihtimalle barınaktan çıkan bir kedidir dedi. Barınakta dikilmiş ve hani anlattığım gibi ya birisiyle kavga etmiş hani kedilerle ya da kendi böyle eliyle patileriyle patlatmış olabilir dedi. Orada biraz maliyetli bir fiyat çıkarttı ama dedi ki ben sizi tanıyorum dedi ve bu sokak kedisi olduğu için dedi böyle bir yardım ediyorsunuz madem size biraz indirim yapacağım dedi sağ olsun Allah razı olsun gerçekten o adamdan aşılarını yaptırdı 2-3 iğne vuruldu galiba ya 3 ya da 4 tane iğne vuruldu tam hatırlamıyorum çünkü ben yarısından çıktım hani dayanamadım orada 3-4 tane iğne vuruldu gözlere temizlendi o patlamış iplerini çıkartmış o İltihap olduğu yerler komple temizlemiş, antibiyotik yapmış. Doktor sağ olsun. Şu an gözler tertemiz ve ne yaptık biliyor musunuz? Onu öyle bırakamadık, eve getirdik. O kediyi sahiplendik. Çünkü bırakamazdık öyle bir durumda. Çok üzüldük. Şu an anladığınız gibi bir tane de kedoş kızımız var. Sizi göstereyim mi kedinin? Gözleri şu an bayağı iyi durumda çünkü hani temizlendi iltihaplara falan. Ha, bu arada çenesine de baktı. Dedim ki hani çenesini bir baksanız dedim. Baktı çenesi yamuk dedi. Hani bazı dişler yokmuş hatta. Onu hiç de bilgimiz yok. Neden yok? Birisi mi kopartmış ya da çok küçüktü süt dişleri mi olmuş? Yaşını bu arada sormaya unutmuşum. Veterinerden. Ama küçük. Bizim kedimizden küçük olduğu belli. Zaten mini minnacık bir şey hani zayıf bir şey. Şimdi videoda göstereceğim. Çekeceğim size. Onu da anlarsınız zaten. O dişler olmadığı için çenesi de yamulmuş. Hani hep dili dışarıda şu an. Ama gözleri ilk gördüğümüz gibi korkunç halde değil en azından. Ama bu kedi öyle bir uslu durdu ki bir görseniz var ya hani veteriner ağzını açıyor dişlerine bakıyor falan hani orasını burasına bakıyor. Bizim kedimiz olsaydı böyle ağzını bir dokunsa var parmağını koparırdı zaten. Çok uslu durdu anladığınız gibi. Sadece bir aşı vururken biraz korktu hani neye uğradığını şaşırdı biraz bağırdı. O anda zaten ben çıktım dışarı dayanamadım çünkü dayanamıyorum böyle şeylerde. Kendimiz kedimizi götürdüğüm zaman bile dışarı çıkıyorum. Doktor dedi ki ayrı bir odada bulunsun şu an dedi. Çünkü hastalıkları olabilir. İç parazitleri olabilir dedi. Bu iyileşene kadar ayrı odada besleyin. Kendinizi kedinize de geçmesin falan dedi. Şu an ayrı odaya koydu. Bizim kullanmadığımız bir oda vardı. Hani ben çamaşırlık olarak çamaşırlar kurutuyorum orada. O odaya koyduk. Kedimizin eski taşıma kutusu vardı küçük olan. Onu kapağını çıkarttım. İçine böyle bir şey yumuşak bir şey serdim. Elektrikli battaniye vardı eskiden. Onu serdim. Öyle pırpır uyuyor. Şimdi biraz süt koyduk. Sonra hemen gittik eşimle kumu aldık, mama aldık. Hani ihtiyaçları neyse onları aldık. Bakalım inşallah iyileşir kedimiz. Bizim kedimizle de alışır. Bunu çok umut ediyoruz. Ama bilmiyorum ya. İyi ki bizim karşımıza çıkmış. Aslında hiç aklımızda yoktu bir tane kedi bile sahiplenmek. Hep hayal ediyorduk aslında. Mesela eşime kalsa 10 tane 15 tane evi kedilere doldurup yaşayacağız. Çünkü hayvanları çok seviyoruz biz. Ama her zaman şunu diyorduk. Bir tane kedimiz var, bir tane kuşumuz da var. Artık hani bir tane de kedi de olmaz artık falan diye hep hani geri adım atıyorduk. Ama aldık, sahiplendik kısacası. Size şimdi onu göstereceğim videosunu bir çekeyim. Çok güzel uyuyordu. Çok tatlı kucağa geliyor, pırpır yapıyor. Hani böyle hep kucakta oturmak istiyor. Arkadaşlar bakın bizim bu arada adını Zeytin koyduk simsiyah olduğu için. Zeytin kızım. Ha? Kızım. Yavrum bir bak anneye. Anneye bir bak bakayım. Bak bakayım anneye. Kızım. Bakın şunu güzelliğine bakın. Görüyor musunuz? Dili hep dışarıda. Gözüne bakın. Bu gözü daha çok iyi halde. Çok korkunç haldeydi. İlk gördüğümüzde. Bir tanem benim kızım. Yavrum benim. Hı?
Kızım. Aa, kulağında ne var? Bir bakayım. Dur yavrum, bir bakayım. Kulağı da bayağı kirli. Zaten bu biraz bunu aşılara devam edecek. Cuma günü de veterinere yine gideceğiz. Aşılara devam edecekmiş. Kızımın götüreceğiz oraya. Bir iyileşsin, ondan sonra bir güzel banyosunu alacak kızım. Değil mi? Kulakları temizlenecek. Poposunu bakın nasıl kaldırıyor. Poposunu nasıl kaldırıyor benim kızım. Ha? Anne. Bir tanem benim. Yavrum benim. Sana çorba yaptım. Çorba getireceğim sana, tamam mı? Bu arada kendimize bir tavuk çorba yapmıştım. Buna da biraz çıkarttım. Sağ olsun. Ha bakın. Hep kucak istiyor bu kış. Hep kucak. Ama şöyle bir durum var. Bizim kedimiz biraz kıskançlık krizine girdi. Özellikle eşime. Eşim yanına gelince pahpuh yapıyor. Bilmiyorum, bana da bir kere yaptı. Bilmiyorum, umarım alışırlar. Bakacağız bunu umuyoruz. İnşallah alışırlar. Bu arada size dün yaptığım kapı süsünü göstermemiştim, değil mi? Şimdi size onu göstereyim. Ama çok tatlı bir şey oldu var ya. Hani eşim de çok beğendi. Böyle pofuduk pofuduk duruyor. İyi ki o rengini seçmiş diye düşündü. Şimdi bir dakika, şimdi göstereceğim. Şunu bakın. Çok güzel değil mi? Bakın bakın, şurada da küçük beyefendi dışarı çıkıyor. Gitme uzağa oğlum. Bakın çok tatlı değil mi? Şöyle umarım iyi görünüyordur. Dikkat ederseniz bakın şurada biraz yetmedi bu iplikten, ama ben de aldım eski kapı süsümüzü, burnusunu çıkartıp kurdele mi nedir? O süsünü çıkartıp koydum. Sonra biraz da böyle boncuklar yapıştırdım. Sanki kar tanesi gibi. Ama çok güzel pufuduk pufuduk. Rengini bayıldık rengine eşim ikimiz. Bilmiyorum, çok sevdik biz. Sizce nasıl? Yorumlarda yazın lütfen. Bekliyorum. Beğendiniz mi yok mu? Bu arada eşimi iş yerine çağırdılar. Bir şeyler konuşulması gerekiyormuş. Herkes toplanıyormuş. Toplantı mı falan, onun gibi bir şey. Oraya gitti. Aslında akşam yemeği yememiz gerekiyordu ama mecbur gitti. Bugün akşam yemeğimiz biraz geç olacak. Eşimi beklemek istiyorum. Çünkü sadece eşim izinli olduğu günler biz beraber yemek yiyebiliyoruz. Ve çok hoşuma gidiyor eşimle beraber yemek. Çok garip değil mi? Yemek yemek demek. Neyse. Şimdi eşimi bekleyeceğim. Zaten hani söyledim. Tavuk çorbası mı diyinir? Tavuk suyu mu diyinir? Bilmiyorum ama ondan yaptım. Ondan yiyeceğiz büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Sağlık günlerde böyle sulu sulu çok hoşuma gidiyor. Neyse, eşim geldikten sonra yemeğe oturduğum zaman size yemeği de çekeceğim. O zamana kadar ben şimdi en sevdiğim çaydan demledim. Oh, şunun kokusuna bayılıyorum. Şimdi çayımı içtiğinde videolarımı editlemeye başlayacağım. Çünkü bir sürü videolarım birikti. Onları editleyeyim en iyisi. Boş boş oturmayayım işimi beklerken. Hem vakit geçirmiş olurum, değil mi? Arkadaşlar eşimi bekleyemedim. Eşim biraz geç kalıyor. O yüzden ben acıktım. Midem ağrımasın diye yemek yemeye başlayacağım. Bakın şu çorbayı, çorba su, çorba diyorum ya, tavuk suyu, onu içeceğim. Sıcak sıcak içime girsin. Zaten bu bana baya yetiyor. Biraz kasem bugün biraz büyük. Yanında hiçbir şey yemek istemiyorum. Zaten bu soğuk aylarında salata malata da canım çekmiyor. O yüzden sadece bunu içeceğim. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar yemeğimi bitirdim. Bir şey söylemeyi unutmuşum. Yemek yemeden önce Zeytin'in odasına girdim. Hani demiştim ya, bir kendimize çorba yaptık, ona ayırdım diye. Aslında biz ona eve getirdiğimiz anda, hani bizim kendimizi kedimizin boncuğun kurumamasından vermiştik. Yemeye çalışıyordu aslında, böyle yerken ağzından birkaç tane çıktı. Ama yine de hani yemeye çalışıyordu kısacası. Sonra biz hemen hani durmadık orada, hani beklemedik yer mi yemez mi diye. Hemen dışarı çıktık, başka hani kumunu falan almamız gerekiyordu. Gitmiştik. Sanırım dişinin, hani dedim ya bazı dişler yokmuş, çenesi biraz yamuk olduğu için sanırım yiyemedi. Kıyamam ya kuzuma ya. Koyduğum çorbanın biraz tabak değil aslında, tabaklar da almayı unutmuşuz aslında. Yine çıkacağız.
Shop'a gideceğiz, tabak alacağız. Şeye koydum, böyle plastik böyle kap vardı. Ona çorba koymuştum hani soğusun diye. Hani içinde pirinci var biraz, hani tavuk eti var diye. Birazcık şey koymuştum içine. Sabah aldığımız poğaçadan birkaç parça böyle ufalayıp koymuştum. Hani yumuşasın, hani yemesi belki rahat olur, rahat yer diye. Ya öncelikle bir odasına girdim arkadaşlar. Hani o yaptığım yatağı içerisinde böyle yaklaşırken kafasını böyle çevirmiş, ağzı açık, dili şurada, odun patladı, biliyor musunuz? Hani ölmüş diye zannettim açıkçası. Çok korktum. Meğersem öyle keyifli uyuyormuş kızım. Çok korktum aslında. Yani böyle hemen böyle kafaya kaldırınca biraz içim rahatladı. O çorbanı görünce, görürseniz nasıl saldırdı. Sonra anladım ki büyük ihtimalle yemedi. Hani dişinin sıkıntısından kurumama biraz sert geldi diye düşündüm. Çorbasını koydum, yiyordu. Birazdan gidip hani bakacağım, yemiş mi yemez, yememiş mi diye. Bilmiyorum, bakacağız artık ama umarım yer karnını doyurur. Şimdi eşim de mesaj attı, geliyormuş, işi bitmiş. Şimdi çay koyayım. Eşim, aslında biraz da dayansam eşimle beraber yemiş olacakmışım ama olsun, eşimle beraber çay içmiş olurum. Çay koyayım, yemeğini ısıtayım. Eşim gelsin. Şimdi daha fazla çekmeyeceğim. Zaten akşam oldu. Görüşürüz.